Kadın Toplumun Temeli ve Mürebbiyesidir başlığıyla yayın hayatına başladı. Nisanlı dergisi bir kadın ve aile dergisi, 56 sayfadan oluşuyor ve her ayın birinde okurlarıyla buluşuyor. Aslında İstanbul merkezli yayın yapan bir dergi olmakla beraber uluslararası çapta da, özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde de okurlarıyla buluşan bir dergi. Aynı zamanda bu dergi her ay 24 sayfalık bir çocuk ekini de, Nur Çocuk, eğitici ve öğretici çocuk ekini de okurlarına hediye ediyor. Evet, Nisanlı dergisinin öncelikli amacı kadını bir birey olarak ele alıp onun kendi özüyle buluşabilmesini sağlamak. Zira özellikle günümüzde kendi bireysel ve kişisel gelişimini tamamlayamamış kadını toplumda ve dahi kendi özel hayatında bir takım sıkıntılar yaşadığı muhakkak. Bu bağlamda özellikle kendisinin varlığını anlamlandıran ve Rabbi indindeki konumunu önceleyen, özümseyen bir kadın profili çizmeyi hedefliyor. Bu nedenle yapmış olduğumuz çalışmalar özellikle 8 yıllık yayın hayatımızı göz önünde bulundurduğumuzda Kur'an ve sünnet perspektifiyle olaylara, kadının psikolojisine, yaklaşımına, bakış açısına değinmeye ve bu bağlamda kendisini yönlendirmeye çalıştık. Nisanlı dergisinin öncelikli amacı kadını bir birey olarak ele almak ama aynı zamanda kadının diğer asli faktörlerine de hazırlamak. Zira bir birey olarak kendini anlamlandıramayan kadın ne yazık ki diğer asli faktörleri de yerine getiremiyor. Bunların başında eş olma vasfı, anne olma vasfı geliyor. Şayet kendi Rabbin dindeki konumunu benimseyemediyse layıkıyla eşlik ve annelik vasıflarını da yerine getiremediğini gördük, müşahede ettik. Bu durum toplumda hem kadının kendisiyle alakalı bir takım sorunlar yaşamasına hem de öncelikli görevi olan çocuk geliştirme, çocuk yetiştirme noktasında da sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle kadını bilinçlendirmeyi, varlığının idrakiyle, kendi varlığının farkında, aynı zamanda varlığıyla ve özellikleriyle barışık olabilmesini arzuluyoruz. Bu şekilde çabalarımız var. Zira özellikle öteden bu yana kadın konusu çok çetrefilli bir konu ve kaygan bir zeminde ne yazık ki. Bir takım odaklarca da farklı taraflara çekilebiliyor. Ancak eğer kadın kendi konumunun farkında olursa, özellikle de mümin kadın profilini doğru bir şekilde hayatına yansıtabilirse, bütün bu şer odaklarının bir takım oyunlarını ve beklentilerini boşa çıkaracaktır diye düşünüyoruz. Evet. Nisan için öncelikle kadın bir birey, bununla beraber Allah'ın yaratmış olduğu iki cinsten biri ama özel anlamda sorarsanız ışığı ve ısısıyla etrafını aydınlatan bir kandil, nadide bir kandil diyebilirim. Bu bağlamda zaten bizler Nisanur adını uygun gördük dergimiz içinde. Hakikaten kadın kendi fıtri temellerinin farkında olursa, aynı şekilde kendisinin fıtraten özellikleriyle beraber hayat sahnesindeki yerini doğru bir şekilde alabilirse, biz inanıyoruz ki etrafını aydınlatan bir kandilden, etrafını ısıtan ve ışıtan nadide bir kandilden farksız olacaktır. Ancak ne yazık ki toplumumuzda müşahede ettiğimiz durum bunun aksini gösteriyor. Zira kadınların büyük bir çoğunluğu bu özelliklerin farkında değil ya da bu özelliklerin farkında olup da bunu olumsuz manada kullananlar çoğunlukta yine herkese. Bu bağlamda bizler inanıyoruz ki toplumun temelini ciddi anlamda sarsan olaylarda kadın nasıl ki baş aktörlük yapıyorsa, kadın nasıl ki çok önemli bir alanda, bir konumda duruyorsa, aynı şekilde toplumun ihyasına ve inşasına da çok ciddi katkılar sağlayabilecek bir potansiyelde. Yeter ki kadın ne yapması gerektiğini, nerede nasıl davranması gerektiğini bu ölçüleri bilsin, mümin kadın profilini özümseyebilsin. Bu nedenle bizler her ay kadına dair farklı konulara, farklı olaylara ancak Kur'an ve sünnet perspektifiyle yaklaşıyoruz ve kadını bu bağlamda kendi özüyle buluşturmayı hedefliyoruz. Aslında bir aile ve kadın dergisi olması hasebiyle öncelikli muhatabımız elbette kadın. Ancak bununla beraber eş ve baba olması, ailenin direği olması hasebiyle erkek, Müslüman erkek misyonu da satır aralarında işleniyor. Ancak biz bunu yaparken biraz daha ustaca, biraz daha saklı bir şekilde bunu işlemeye çalışıyoruz. Zira dediğim gibi öncelikli muhatabımız kadın. Elbette kadın ve erkeğin hayat sahnesinde birbirlerinin bütünleyici bir parçası olması dolayısıyla ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil.
Bu bağlamda Nisa Nur'da aslında Müslüman bir erkek profilini de ustaca görmek mümkün. Bununla beraber her yaştan ve her konumdan insanın genç, yaşlı fark etmeksizin kendisini bulabileceği bir dergi. Ama en nihayetinde özellikle kadını bilgilendirmeyi amaçlayan bir dergi. Tabii bununla beraber hayat sahnesine eşlerin uygun bir zeminde ve uygun bir biçimde çıkmasını da hedeflediği için erkeklere de yer yer hitap eden bir dergi. Nisa Nur'un 8 yıllık yayın politikasını göz önünde bulundurduğumuzda, bu süre zarfında yapmış olduğu çalışmaları, yaklaşımları değerlendirdiğimizde ve yine özellikle yazar kardeşlerimizin özverili çalışmalarını göz önünde bulundurduğumuzda elbette bu beklediğimiz bir sonuçtu. Yerinde bir karar olarak değerlendirdik. Bununla beraber bu durum bizi ziyadesiyle sevindirdi ve ailece onur duyduk. Burada ailece demek istiyorum, zira Nisa Nur doğudan batıya, kuzeyden güneye çok farklı olumsuzluklar ya da bir takım zor şartlar altında yazan kardeşlerimizin bir ürünü. Bununla beraber bu hanım kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu evli ve çocuklu. Yani bir kısmı zor şartlar altında yazıyor. Ve bu bağlamda her birinin emeği çok büyük, her birinin yapmış olduğu bu özverili çalışmalarının doğal bir sonucu bu ödül. Tabii bir diğer taraftan da bizler Allah Teala'nın kendi rızası için ihlaslı bir şekilde ve istikrarlı bir şekilde çalışan kullarına lütuf ve ikramlarda bulunduğunu da biliyoruz. Bu hususu da göz ardı edemeyiz. Rabbimizin bir lütuf ve ikramı olarak da değerlendirmekteyiz. Ben bu vesileyle sizlerin de aracılığıyla yine yazar kardeşlerime özverili çalışmalarından dolayı, istikrarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bununla beraber dergimizin yayın hayatına başladığı ilk günden beri bizleri yalnız bırakmayan destekleriyle, öneri ve görüşleriyle, yer yer eleştirileriyle, gelişim ve tekamülümüzde çok ciddi bir yer tutan okuyucularımıza da teşekkür etmek istiyorum. İnşallah başarılarımızı, bu yaklaşımımızı sürdürerek daha nice yıllar okurlarımızla olacağız. Onların da tabii ki yaklaşımlarıyla. Nisa Nur'un 2018 yılında aile dergisi ödülüne layık görülmesi bizi elbette çok sevindirdi. Ama aynı zamanda farklı bir sorumluluğu, farklı bir yükü de omuzlarımıza bindirdi. Madem böyle bir teveccüh var, bizler daha iyi bir şekilde, daha geniş bir kitleye ulaşma namına başarılarımızı ve çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Ancak bu minvalde takdir edersiniz ki bizlerin çabası yeterli değil. Bizler okurlarımızdan her birinden de ayrı ayrı derginin tanıtımına ve derginin daha farklı çevrelere ulaşmasına, daha etkin bir ağa sahip olmasına yönelik yardımlarını bekliyoruz. Eğer her biri kendi çapında, kendi dertlerine, kendi manevi ve maddi tekamülüne fayda sağlayan bu dergiyi bir başkasına tavsiye ederlerse ve her biri bir başkasının da bundan nasiplenmesini sağlama adına biraz daha gayret gösterirlerse Nisa'nın inşallah katlayarak büyüyecek ve daha çok daha geniş çevrelere çok daha kısa bir sürede ulaşacaktır inşallah.